Hatice'ye makyaj yapacağım. Mesela Hatice'nin dikkat ettim gülerken gözleri kısılıyor ve hatlar hani şekil olarak, göz şeklin olarak gözlerin aşağı düşüyor gülerken. Onun için Hatice'ye de mümkün olduğu kadar neredeyse hiç makyaj yapacağım ama teninle ilgileneceğim. Çünkü burada bu yeni bir leke, bu geçici bir leke ama küçük hatlar var burada. Onları ve göz altlarını ve burun kenarlarını kapatmayı ve daha dinç, fresh görünmesini sağlayacağız. Derdimiz kadına ay şahane güzel olmak değil, size yakışanı yapmak hanımefendiler. Evet, başlıyorum. Haydi bakalım. Göz altına her zaman söylediğim gibi teninize yakın rengi sürün. Sakın çok açık renk sürmeyin. Mor gösterirsiniz gözünüzün altını. Böyle yeşilimsi olur. Cildi ince ve kaş kıllarının rengi koyu renk. O yüzden de kaşını aldığı zaman kökler kalınca belli oluyor. Onun için de fondötenle orayı kapatabilirsin Hatice'ciğim. Siz de öyle yapınız lütfen. Evet. Yapmak istediğim şu Hatice'nin geçici yarasını, kalmış izini, yara değil artık o da bir de, o lekeyi yok edeceğiz. Dudak kenarların da koyu renk senin Hatice'ciğim. Onları da lütfen ihmal etme. Çünkü hatlarını böyle aşağı alır. Orayı mümkün olduğunca. Şimdi biz bu lekeyi biraz daha üzerine çalışacağız. Altı renkli ve sorunlu, böyle bu şekilde renk farkı olan gözler için hani daha önce bahsettiğim çok göze yaklaşmayın dediğim şeyi burada biraz yapmak zorundayız dengelemek için. Sonra Q-tips'i gereken yeri temizleriz. Bize lazım olan, far görevini görecek olan yeri yapacağız şimdi tekrar. O sürdüğümüz kontür pudrayı biraz bu tarafa sürersek gizlice şurada bir biz de burnu bir hafif inceltiriz. Kızlar. Bitti. Şuraya bakın, şuraya açık renk pudranızı şu şekilde far olarak da değerlendirebilirsiniz. Unutmayın bunu. Koyu renk pudranızı da far olarak kullanabilirsiniz. Hatice'ye farkındaysanız hiç far sürmeyeceğim. Pudrasıyla far yapıyorum. Elinizdeki pudrayı biraz buraya, biraz buraya, unutmayın bu gölgenizi kendiniz yapabilirsiniz. Bakın. Küçücük bir gölge. Farlarınızı sürmeden, yani daha doğrusu kalemi sürmeden önce, pudradan ve fondötenden sonra temizliğimizi unutmayalım ki esas rengi ortaya çıksın. Süreceğimiz şey de daha lezzetli kendi rengini göstersin. Bunu çoğu kişi yapmıyor ve bilmiyorlarmış. Benden öğrenmişler, çok mutluyuz bu yüzden de. Şimdi bu fondötenin kapladığı dudağın ortaya çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Bir fazla ruj, bir fazla ruj ve doğal halini kaybediyor. O yüzden de siz bir Q-tips'e su yardımıyla burayı temizlerseniz dudağınızın kendi hali ortaya çıkar ve daha az boyamak zorunda kalırsınız. Çünkü tam böyle dudağın gıdı gıdına kenarını fondötenle öyle şeyle, bir de acele çalışıyorsun. Mesela acele yapıyorsun.
Bir de böyle tek tek o fondöteni, pudrayı öyle ayarlayamazsın. Onun için en güzeli finalinde temizlemek. Ne oldu? Dudağın canı geldi geriye. Tabii Hatice'nin kirpikleri uzun fakat düz. Bunun için de bir maşa kullanabilirsiniz. Ya da biraz sonra bir şey göstereceğim. Bir kat süreyorum. Taze taze. Biraz şöyle bekleyin, sıkılmayın. Azıcık ucunu böyle bekletin ki kendinden bir kıvırım sağlayın ona. Çünkü nasıl ki rümenlerimiz kuruyorsa elbette burada da kuruyacaktır yani. Hatice'ye küçük bir dokunuş yapacağım kaşına. Çok az ihtiyacı var. Senin yaşın tutmaz ama bizim yaşlara gelince de biraz kaşlar, tüyler azalıyor. Lütfen buralarınızı böyle az gördünüz ama lütfen boyamayın çok fazla. Doğallığı kaybolur. Sadece boşluk bir iki yere. Bakın böyle bir doluluk, bir tamamlıyor, bir temizlik yapıyor o kadar. Şuracıkta. Ve yine dediğim küçük noktaları unutmayın. Çok böyle içini doldurmayın fazla. Burada yerim var. Oraya iki tane bir şey. Hatice'ciğim üşenme. Son böyle evden çıkarken kıyafetini giymişin, evden çıkarken veya nereden çıkıyorsan son bir kere daha kirpiklerin ucuna bir kat daha çek, tamam mı? Özellikle dışa doğru yani. Hatice'ciğim biraz yukarı bakar mısın? Senin şurada kirpik dibini bir tık boyayacağım. Çünkü küçük bir kalem süreceğim altına. Yukarıya bir bak. Biraz buralarınızda toplanma olursa aman ha fazla müdahale etmeyin. Şu kadarcık bir alın. Çünkü ilk tazeyken makyaj bunu yapar. Ve hani kaşına sürdüğüm bir kalem vardı ya Hatice'ciğim. O küçük kalemle böyle hani kaşa yaptığımız noktalar var ya, onun gibi sanki kirpik kökleriymiş gibi çizgi yapmayın. Birazcık böyle bir gölgeleme yapın. Çünkü daha fazla yaparsanız doğallıktan çıkarsınız. Evet, bir şöyle yap. Mesela kapat gözünü elimin üzerine. Biraz böyle de kuruyana kadar ufak bir destek yapabilirsiniz böyle. Çok az bir allık. Şurada uçuk mu çıkmış daha önce, belki gripten, belki yara şeyden. Hatlarında bozulma var yani, silinik gibi, silinmiş gibi. Onları da böyle kalemle. Bakın Hatice'nin dudağına fazla oynamıyorum. Dikkat edersiniz sadece Hatice'nin o bahsettiğim hep dudağı üstünüze çıkın. Hatice'ye bunu yapmıyorum. Çünkü sadece şu uca yapacağım bunu. Daha fazla büyütmemizi istemiyorum çünkü burnuna mesafesi bozulur. Hatice'nin şekli çok belirli. Daha fazla boyamasına, burayı hani işte bahsettiğim o çıkıntıyı falan yapmanıza hiç gerek yok. Yani senin yapmana gerek yok bu tip dudaklarda. Hatice'nin yapması gereken bir şey söyleyeyim. Sakın yana gitme Hatice, çok yayma dudağını. Çünkü o zaman üst tarafını da büyütmek zorunda kalırsın. Hatice şöyle bir oynar mısın dudağınla? İyice. Çok değil, bak yanlara yayma. Tamamen öne arkaya, öne arkaya. Tamam canım benim. Bırak şimdi. Heh. Bak gene kaydı. Böyle durumlarda hani biraz önce fondöteniniz vardı ya, size olmayanlar için, bunu rahat kullanamayanlar için söylüyorum. Hani Q-tipsimiz var ya, Q-tipsle hemen şurayı kapatın. Sevdin mi Hatice'ciğim? Şöyle yaksana. Yay ağzını iyicene, şu arayı kapatacağım çünkü. Evet.
Bırak bakayım. Budur. Budur. Bir gıdım ellersem ne olayım? Evet, şimdi saçına geçeceğim.